Yeni bir Vete üretim serisinden hepinize merhaba arkadaşlar. Elimdeki kabı görüyorsunuz. Bu kap ne alaka diyeceksiniz. Bu defaki Vete üretiminde çoklu üretim yapacağız arkadaşlar. Ne yani nedir şimdi bir icat çıkartma yine diyenler olabilir aranızda. İcat değil arkadaşlar. Bu üçlü üretim yapacağız. Bu kaplarda nasıl yapacağız onu da şöyle yapacağız. Şimdi bu akvaryuma ısıtıcı koydum. Bu akvaryumun suyunu 27 dereceye ayarlayacağım. Ayarladıktan sonra bu kaplara betalara koyacağız. Tamam mı? Bu kaplarda betalar 3 takım beta eşleştireceğim burada. Tabii ki bu kapların içinde sular olacak ve balıklar bu kapların içinde olacak. Dişili erkekli. Ne olmuş olacak burada? Bu su ısındığı takdirde bu kaplardaki sular da otomatik olarak ısınmış olacak. Dolayısıyla tek bir ısıtıcıyla 3 tane farklı kapta yavru almış olacağız. Hem yavruların sağlığı açısından hem de anne ve babanın sağlığı açısından çok iyi olacak diye düşünüyorum. Çok iyi oldu, çok da iyi oldu diyorum. Şimdi görelim. Gerçi şunlar artık kaba alınacak duruma bir aya kadar falan geliyorlar. Aşağıdakiler hatta bazılarını hırçın olanlara kaba ayırdım. Şu balık 2 aylık balık arkadaşlar. Yani kaç santim diyeyim? 2-2,5 santimlik bir balık. Ama bunun annesi babası çok parlak renkli olmadığı için yavrular biraz mat çıktı. Ama aşağıda değişik yavruları da var. Onlara da bakarız. Şimdi ben burayı düzenlemeye devam edeceğim. Evet, bir de ufak bir kafa motoru taktım buna. Isıtıcının ısısı dağılsın diye, su eşit dağılsın diye. Şimdi takımları da tespit edeceğiz. Erkeklerimiz 3 tane güzel erkeğimiz var. Bir tane Whale Tail, bu Half Moon, diğeri de güzel Half Moon'umuz. Dişi olarak benim kendi dişilerimden de düşünüyorum aslında bu defa. Şurada arka tarafta güzel dişilerim var. Onları da çekip göstereceğim. Burada yeni güzel dişiler var, çok güzel maviler var. Onlara da bir bakacağım. Ondan sonra tekrar göstereceğim. Evet, sistem son haliyle böyle oldu. Biraz önce bir şeyi atlamışım. Çünkü kaplar yan yana durduğu zaman balıklar birbirini görecekti. Erkekler, dişiler. O zaman kaptaki hakimiyet nasıl sağlanacaktı? İlgi tamamen dağılırdı. O yüzden hepsinin görünmeyecek şekilde kenarlarını alüminyum folyo ile kapladım ki hiç birbirlerini görmesinler, birbirlerinden etkilenmesinler diye. Yoksa üretimin anlamı olmaz yani. Çok uğraşırız o zaman. Evet arkadaşlar, bahsettiğim çoklu üretime adım attık. Nasıl yaptık? Bir tane yeni aldığım beyaz Half Moon var. Yani çok beyaz değil ama kelebek gibi beyaz yani. Ogen var. Erişkin bir balık. Sağlıklı bir balık. Ortada çok sevdiğim bu lacivert, sarı lacivert Half Moon var. Diğer tarafta da güzel full red diyebileceğimiz kırmızı bir Half Moon'umuz var. Şimdi bunlara dişi seçeceğiz. Burada da çok güzel. Kendi yavrum yine bir Half Moon. Hem de Royal mavi. Onu bu da yine kendi yavrum Royal Blue bir Half Moon dişi. Rametüpçü de çıkmış. Yolunda her şey. Bu dişiyi de şu kırmızı erkekle eşleyeceğim arkadaşlar şimdi. Bu kırmızı erkeği de beğeniyorum. Bunu da bir ay önce falan aldım. Güzel bir balık. Güzel bir eş olacaklar diye düşünüyorum. Şöyle bir durum oluştu. Beyazlardan yola çıkarak bu beyaz erkek de bu dişiyi eşlemek istedim ama erkek hiç oralı değil. Dişiye karşı çok boş. Dişi çok dolu ama erkek dişiye karşı boş. Bu dişi büyük ihtimalle bu erkeği çok hırpalar. O yüzden bu erkeğe yazık etmek istemiyorum şimdi. Bu erkeği biraz daha hazırlayacağım. O yüzden bu seti iptal ediyorum ama başka bir erkek koyabilirim buraya. Sol tarafta bir takım Whale Tail attım. Bu erkekten daha önce yavru almıştım ama yavrular biraz hezimete uğradı. Çok kızgın bir erkek. Bu da benim yavrum. Kırmızı bir dişi. Güzel parçalı yavrular çıkacak diye umuyorum. Dişi de dolu bir dişi ama biraz stres yaptı. Normaldir. Üst kısımları biraz açtım. Ve de bu sefer köpük yerine şöyle Tayland usulü torba koydum. Köpük yapmaları için. Hem bu torbadan da yumurtaları da görebiliyoruz rahat rahat. İyi oluyor. Çok mantıklı. Adamlar işi biliyor ya. Adamlar gerçekten işi çözmüşler. Şu siyah mandalları da biraz daha hava alsın balıklar istedim.
Yani tam emin olamadım o yüzden. Allah bunlar açılmış lan. Bak bak. Neyse artık. Tamam. Açıldıysa artık açılmıştır. Yapacak bir şey. Ama diğer daha erkek yuva yapmadı ya. Nasıl açılır ya? Allah Allah. He, nerede? Ama bu dişiyle erkek çok güzel tutmuşlar. Hiç kapışmadılar yani. Hemen dişi yuvanın altına girdi. Dişi çok hazır bir dişi zaten. Çok iyi bir dişi. Ama daha erken yani erkek biraz yuvayı yapsın. Dişi ne yapıyor? Atlıyor mu aşağıdan mı çıkıyor? Anlayamadım. Şimdi erkek yuvayı yapsın. Böyle atacağız. Bunlardan ümitliyim. Bunlardan güzel yavru çıkacak diye. Bak bu dişi de kendine geldi. Erkek o kadar hazır ki hemen yuvanın altına çağırıyor. Bakın dişiye ne güzel. Evet burada da benim bir diğer yavrum. Bu da Halfmoon yavrum. Royal Blue. Çok güzel bir yavru bence. Bu da dışarıdan aldığım bir kırmızı Halfmoon. Bakalım bunların nasıl olacak yavruları. Onu da göreceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Şimdi ne demiştik? Çoklu üretim yapacağız demiştik. Kaplarımızı hazırladık. Eşlerimizi seçtik. Dişilerimizi, erkeklerimizi. İki tanesi benim yavrum. Diğerleri dışarıdan aldığım balıklar. Erkekler özellikle. Benim harfimin erkekler de var ama onlar için daha erken. Neyse. Çoklu üretim dedik. Bu şekilde eşlerimizi ayarladık. Üreme kaplarını ayarladık. Isıtıcımızı da takmıştık zaten. Su sıcaklığı hepsinde aynı derecede. Şimdi erkeklerin yuva yapmalarını bekleyeceğiz ve dişilerin yumurta dökmelerini bekleyeceğiz. Yani 3 takımdan da umutluyum. 3 takımdan da yavru alacağımı düşünüyorum. İnşallah yavruları yaşatırız. Çünkü bazen ara ara büyük yavru kayıpları oluyor. Özellikle şu üretim akvaryumlarında yani geçen ay falan en az bir 250-300 tane yavru kaybettim 2-3 günde. Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Ya bu sistemde şunu yapacağım mecburen. Ya aslında çok önerilen ve ya çok iyi bir şey değil aslında bunu yapmak ama benim yerim dar olduğu için büyük ihtimalle böyle bir şey yapacağım. Whale tail çifti hariç iki half moon çiftinin yavrularını burada büyüdükten sonra aynı akvaryuma açacağım arkadaşlar. Çünkü yerim yok. Yani yavru sayısına göre değişir tabii ama büyük ihtimalle öyle yapacağım. Hepsini aynı akvaryumda büyütmeye çalışacağım. Ha, bu durumda ne olmuş oluyor? Hangi balık hangi yavruyu verdi? Onu anlayamayacağız. Ya çok iyi bir şey değil bu. Bunu tavsiye etmiyorum ama benim yerim az olduğu için böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Her anda karar değiştirebilirim. Yapmaya da bilirim. Ama çoklu üretim diye yola çıktıysak ya bunu yapabiliriz. Ya bir yandan da şöyle bir durum var. Hani mesela şuradaki dişinin beyaz yavruları oldu arkadaşlar. Bugün Facebook'ta grupta paylaştım. Hatta annesini ve babasını da paylaştım balığın. Yani ne renkten ne renk vereceği bu balıklar hep toplama balıklar olduğu için ne renk vereceği belli olmuyor. O yüzden de böyle bir karma bir deneme yapabilirim diye düşünüyorum. Ya yapmak yapsam çok şey kaybedeceğimi düşünmüyorum. Sonuçta yarışmaya balık sokmayacağım yani. Hem de bir görmüş oluruz. Yani illaki fark ettirir diye, ya illaki değişik olur diye düşünüyorum. Yani illaki ayırt edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kırmızı ve mavinden oluşan çiftte büyük ihtimalle yavrular daha çok mavi, kırmızı ve mavi karışımı yavrular oluşacak. Mavi daha ağırlıklı olacak. Öteki tarafta ise yani dişimizin beyaz verdiğini biliyoruz. Mavi veriyor. Açık renkler veriyor. Bu erkek nasıl veriyor acaba? Onu çok merak ediyorum. Onu da hep birlikte göreceğiz. Tabii bunlar sadece şu anda sizde sesli şekilde düşünüyorum ve sizle paylaşıyorum. Belki bu konumla ilgili fikrimi değiştirebilirim. Bu serinin ikinci videosunda daha başka bir şey görebilirsiniz ama çoklu üretim sistemi bu şekilde devam edeceği kesin. Whale tail'lerin yavrularının başka bir akvaryumda büyüyeceği de kesin. Onları harf bunlarla birlikte karıştırmam. Tabi
Yavru sayısıyla da alakalı bu durum. Ne kadar yavru çıkacak onu da hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar üretim serisinden. Bunu bir yeni bir üretim serisi olarak açacağım. Bunun da devamı gelecek, hep birlikte göreceğiz. Çoklu üretim serisinden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yarın sabah durum daha net belli olur. Bu akşam ışığı açık bırakacağım burasının ışığını. Yarın durum çok daha net şekilde görülür. Herhalde pazartesi günü falan yumurtlamalar başlamış olur. Hafta içi de yavruların çıktığını görürüz herhalde. Hep birlikte izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın.